Şu kar açık kalsın, açık kalsın. Şu camları, pencereleri bir aç da. Havalansın iyice burası ya. Duman çıksın, bir hava girsin ya. Savcı, sen burayı görüp mü tuttun? Gayet güzel ev ya. Evde bir problem yok. Eşyalı. Temiz. Biraz toz tutmuş. Çözülür ya, bir şey değil. Bu kadar toz nereden gelmiş buraya ya? Televizyon var ulan. Valla çalışıyordu ha. Anten dönmüş. Çanaktan mı çözülür? Hallederiz. Rüzgar çevirmiş çanağı. Şu klimayı bir aç bakayım. Çalışıyor mu klima? Bu klima mı ki ya? Ha, klima ya. Eski klimalardan. Taş gibi klimadır o. Bilmiyorum. Tabii tabii. Sen onu yak. Klima şart çünkü burada. Ne oldu? Bilmiyorum. Mırıldanıyor. Bir düğme mümme yok mu? Bas bakayım. Esiyor işte. Eyvah eyvah. Tamam bırak, istemez klima zaten. Şart da değil. Rüzgarı var buranın, gayet güzel ya. Sörf merkezi ya sonuçta burası. Aynen. Dünya sörf merkezi yani. Çok güzel rüzgar yapıyor orası. Güzel. Bir yukarı çıkalım da. Bir yerleşelim bakalım odalara ya. Ne var ne yok. Kusacağım ya. Çocuk odasıymış demek ki burası. Ama güzel olsun, ışığı mışığı gayet iyi yani, balkon da var. Ne diyorsun? Mis gibi oda. Mis gibi oda mı diyorsun? Hı. Bak beğenmediysen ben kalırım burada, sen benim odamda kal. Her yer aynı savcı, oda tamamdır. Valla? Hayır ne bileyim yani, boylu posta odamım ben, sığmam bu odalara falan diyorsun. Yok canım, tamamdır ya, mis gibi oda işte. Tamam hadi yerleşsin. Alo, Mehmet Savcı. Heh. Aldınız mı Ali Sancaklar'ın oğlunu? Talimatınızı da İstanbul girişinde aldık. Kamera kayıtları inceleniyor. Ah çok güzel. İddianameyi de zorla alık olmaya teşebbüsten hazırlarsınız. Tamam. Avukat falan hiç karıştırma. Beklesinler biraz. Hiç şey yapmayalım yani. Onun elimizdekilerle iyice bir yıpratalım. Anlaşıldı. Ben şahsın sorgusuna bizzat katılacağım. Ha bu arada hayırlı olsun. 5 yıl aradan sonra yıllık izne çıkmışsınız. Vallahi şaşırttınız bizi. Ha dilekçe geldi mi ya büroya? Ya onunla da bir işleme sokarsın sana zahmet. Tamam efendim, iyi tatiller. Tamam, beni habersiz bırakma, tamam. Emredersiniz. Dolaşabiliyor muyum ben buralarda? Site içinde. Buraya tatile gelmedik sonuçta. Dur ben tamamlayayım. Kimseyle konuşmak, görüşmek yok. Biri bir şey sorarsa babamın arkadaşısın. Ya rahat ol. Nereye koysan duracağız bu saatten sonra. Gidecek evimiz kalmadı, bakacak yüzümüz kalmadı. Diri diri mezara koysan şükür çekeceğiz vallahi. O kadar abartma ya. Öyle. O kadar değil yani. Az biraz dişini sıkacaksın. 2 ay sabredeceksin, tamam işte. Bir daha kaçmaya teşebbüs edecek kadar kafası olmadığını düşünüyorum. Şu davada sonuçlanınca tamam işte. Her şey çözülecek. Hasmın içinde hiç endişe duymana gerek yok. Sana tehdit oluşturacak bir durumda değil. Göz altında zaten onu. Ya ben onu mu diyorum savcı? Yemişim son elinde, ha babasında. Korktuğum için mi gidecek yerim yok diyorum. Arkamızdaki dağ yıkıldı. Altında kaldık, ezildik. Bize ezberletilen her şey yalanmış. Selçuk Taşkın kendini kurtarmak için namını yedi, oğlunu gibi bıraktı ortada. İnsan soyadından utanıyorsa ne için yaşayacak bu dünyada? İğreniyorum adamdan ya, baba diyemiyorum. Kansız. Bu adam 8 sene sonra tanıklık yapmayı niye kabul etti sence? Son günlerini rahat geçirmek için. Tanık korumayı kabul etmedi ama. Seni bizzat kendi elleriyle bana emanet etti. Oğlumun yanından 1 dakika ayrılmayacaksın diye yemin ettirdi. Hani niye yaptı sence bunu yani? Yaşadıklarını yaşama, yanlış yollara sapma diye yapmış olabilir mi? Babam belki de bir şansın olsun istedi. Bir geleceğin olsun istedi. O şansı kullanırsın, kullanmazsın. Tamamen senin bileceğin iş. Onu ben bilemem. Baban da bilemez. Hiçbirimiz bilemeyiz onu. Tek şartı sendin biliyor musun? Adamın tek şartı sendin. Sen yoksan 4 doğrusunu çürümeye razı.
Bak bunu bil. Ona göre dertleneceksen dertlen. Nasıl ya? Ben yoksam o da yok yani. Yani kendimi öldürsem yalan olacak bütün operasyon. Allah Allah. Kendini öldürsen. Hey, kendimi öldürsen. Sen bak bakayım buraya. Ne? Gözlerine bakacağım şimdi. Kendini öldürecek adam gözü var mı sende, yok mu onu bir anlayacağım. Var mı? Yok. Deli gözü gibi bir göz var ama kendini öldürecek adam gözü yok sende. Bak ben çok iyi anlarım. Sen yaşamayı seviyorsun ama. Bana mı anlatıyorsun? Emin miyim? Senin takım tam kadro sahaya çıktı. Sen de yeni bir gelecek kovalıyorsun belki de. Ben çanağa çıkıyorum. Sen televizyona in. Görüntü gelirse ses et. Tamam? Tamam. Emredersin.